Ahmetciğim, biz 1965 senesinden beri, yani evimizin bir odası atölyeydi bizim. Kira oturuyorduk tabii Ankara'da. Sonra Bora doğduktan sonra 68 senesinde, 1968'de güven evlere taşındık ve orada böyle sığınaklar vardı. Herkesin bir sığınağı vardı. Orası da bizim atölyemizdi. Kalorifer dairesinin yakınındaki ve orada üretmeye başladı. İşte abajurlar yaptı, o Japon abajurları çalıştı, onun kalıplarını çıkardı ve onları böyle götürüp mobilyacılara, abajurculara veriyordu ve onlar, biz sonra zamanla satıldıkça parasını alıyorduk. Sonra bir çıta şeklinde abajurlar yaptı, çok güzeldi hepsi ayrı ayrı. Bir kare abajurumuz vardı, bütün ev şey oluyordu, kare kare oluyordu ışıkla birlikte. Ve bu böyle hep devam etti. Atölyesi onun iş şeyinden geliyordu, dairesinden, işinden. Ve hemen atölyeye iniyordu akşam yemeğinden sonra. İşte cumartesi, pazar hep atölyesindeydi. Sonra 78 senesinde biz İzmir'e taşındık. Ve tabii böyle atölyem Ankara'da kaldı, dert etti içine. Neyse bu gene güzel yıldan bir atölye kiraladık. O atölyede bir 10 sene falan kaldık. Gene orada üretiyordu Ahmetciğim durmadan. Ayrıca 68'li yıllardan sonra şimdi orada bu saatimizi Burdur'dan gelen bir dut ağacını getirdi. Burdur'da kendi ağaçları kesilmişti. O dut ağacını getirdi. O zaman hiç bizim Ahmet'in aletleri yoktu. Ve böyle tekrar tekrar ince ince kıl testereleriyle bu saati ortaya çıkardı. Duvardaki saati. Ve diyordu ki dut ağacımız canlandı. Devamlı, yani pazar günleri dahi bu atölyedeydi Ahmetciğim. Açlığını diyordu ki Ayşe, ay gittim ben hiçbir şey yemedim. Yani burada hiç acıkmıyordu. O kadar kendini kaptırıyor, o kadar güzel çalışıyor ki. İşi onun çok. Bir şeyler buluyor işte, saatleri tamir ediyor. Saatleri yeni parçalar ilave ediyor. Saatleri canlandırıyor, eski saatleri, hep kol saatleri, ev saatleri. Ona karşı bir şeysi vardı böyle, çok saatlere karşı bir düşkünlüğü var, çok merakı vardı. Hep atölyedeydi, arada proje de çiziyordu tabii. Ve Tayfun doğduktan sonra bu küçük atı tasarladı ve Tayfun'a oyuncak at yaptı. Ayrıca şıngıraklar Tayfuncuğuma. Tabii bunu torunlarım oynadı, Can oynadı, Kuzey oynadı. Ve böyle saniyeler tutarak yapıyorlardı, Can da Kuzey de. Hangimiz daha çabuk onu düzenleyeceğiz diye. O şıngırağı da gösterebilir miyim? Oyuncaklar da. Evet, evet, evet. Sonra yeni tabancayı üretti. Bunu alıyorsunuz, şuradaki şeye takıyorsunuz
Ve yapacağınız şey biliyorsunuz ki şu. Babam hep tamir ettiği için ben hep bakardım. Yani tüfeği şöyle. Şey babamdan öğreniyorum. Babamdan öğreniyorum. Babamdan öğreniyorum. Benim çocukluğumda ben o zaman 6 yaşındaysam 10 yaşında falan birisi daha vardı. O biraz daha yaşlıydı benden. Efe. Onun babasının bir silahı varmış. Ya dedi bizde bir silah var. Getir bakayım şimdi. Ben de babam yani öğreniyor. Dedim ben bir bakayım ona. Getirdim kalsın bir silah. Pantograf'ta önce kalıplar hazırlıyorsun. Bütün alfabe ayrıca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 ve işte noktalama işaretleri gerekiyorsa. İşte o bütün seriyi herhalde burada yüzlerce vardır, siz de gördünüz. Yani o hepsini teker teker yapıyordu. Sadece kitaplardaki değil, kendi tasarladığı tipografiler de vardı. Bence bu çok zor bir şey elle yapmak için. Bilgisayar döneminin insanı değildi yani. Babam özel çelikten yayı yapıyor. Çubuk şeklindeki yayı sizlere büküyor. Ondan sonra ona su veriyor, serpiştiriyor, ondan sonra kavruyor. İşte ben o kadarını bilemiyorum tabii. Görüyorum ama yapacak gücüm yok. Gerçekten evimizin de her köşesinde, annemin evinin de her köşesinde mutlaka babamın bir şeyi var, bir izi var. Babam böyle bir işe küçük başlamayı değil, çok aniden piyasaya girip hani çok büyük bir şekilde girecektik yani Türkiye pazarına. O yüzden yani bir tane pantograf yapmadı, 3 tane pantograf freze yaptı, kendisi makinaları tasarladı. Bunlar hesap kitap. Piyasadaki pantograf frezelerden çok daha üstün özelliklere sahip. Gerek kullanabildiği malzeme, çeşitli yüzeylere yazabilmesi vesaire, kendi tasarımı 3 tane yaptı ki yani bir anda çok talep gelecek, yetişebilelim diye. Ondan sonra 5 ayrı karakterin her boyda kalıbını yaptık. İçeride bir kısmı var görebilirsiniz. Çünkü bir kısmını yakmak zorunda kaldık. Çünkü tam biz bu işleri işte 5 sene uğraştık, bütün kalıpları hazırladık, pantograf frezer hazırlandı, birim maliyetler çıktı. Burada çalışacak kızların maaşları, sigortaları, elektriği, amortismanı hepsini hesapladı. Art başına düşen fiyatları falan tam çıkarttı. Steve Jobs Word'ü çıkarttı. Apple'ı çıkarttı. Dur lan bir patlattı. Çocuk halimizde hiç unutmuyorum onu. Ahşaptan yay çalıştı ya. Evet çalıştı.